sevgili öğrenciler. Gelişim psikolojisi cevap anahtarını veriyorum. Birce 4 yaşındadır. Babası her akşam kendisine aynı kitabı okumaktadır. Birce bir süre sonra babasının okuduğu kitabı ezberlemiş ancak harfleri birleştirerek okuyamamıştır. Bu durum gelişim psikolojisinin hangi kavramıyla en iyi açıklanabilir? Evet, sorumuz gelişimin temel kavramlarıyla ilgili bir sorudur. Ve temel olarak Birce'nin kitabı ezberlemiş ancak harfleri birleştirerek okumaması 4 yaşından kaynaklı olmasından 4 yaşında olmasından dolayı genel anlamıyla yeterliliğe ulaşamadığını ifade eden bir durumdur. Yeterlilik de genel olarak gelişimin temel kavramlarında olgunlaşma kavramıyla ilgilidir. Dolayısıyla bu bilişsel yeterliliğe sahip olmamasından kaynaklı sorumuzun cevabı olgunlaşma olarak işaretlenebilir. Gelişimin en hızlı olduğu dönem doğum öncesi dönemdir. Daha sonra sırasıyla bebeklik dönemi, ergenlik dönemi, ilk çocukluk dönemi ve son çocukluk dönemidir. Bu durum gelişim psikolojisinin temel ilkelerinden hangisiyle en iyi açıklanabilir? Evet, sorumuz gelişim psikolojisinin temel ilkeleriyle ilgili bir sorudur. Temel ilkelerde gördüğümüz gibi gelişimin en hızlı olduğu dönemin doğum öncesi dönem olduğunu, daha sonra bebeklik dönemi, bebeklik dönemi büyüktür ergenlik dönemi, ergenlik dönemi büyüktür İlk çocukluk dönemi ve o da büyüktür son çocukluk dönemidir. Dolayısıyla gördüğümüz gibi gelişimin hızı hiçbir zaman tek bir yaşta aynı değildir. Bebeklik dönemindeki kilo alma oranıyla ergenlik arasındaki kilo alma oranı karşılaştırıldığında bebeklikte daha fazla kilo alma oranının olduğunu görürüz. İlk çocuklukla ergenliği karşılaştırdığımızda ise ergenlikte daha fazla olduğumuzu görürüz. Bu da bize gelişimin hızının her yaşta aynı olmadığını gösterir. Doğru cevap E şıkkıdır. Kardeşlerle ilgili yapılan bir araştırmada kardeşlerin problem çözme becerilerinin benzer olduğu görülmüştür. Büyük kardeş problemi çözmede göstermiş olduğu yeteneği küçük kardeşle yakın bir korelasyonla çözebilmiştir. Bu durum gelişimi etkileyen faktörlerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? Evet, sonra da gördüğümüz gibi temel anlamıyla gelişimi etkileyen faktörlerden bahsetmek. Büyük kardeşle küçük kardeş karşılaştırıldığında bunların arasındaki korelasyon yani ilişki birbirine yakın çıkmış. Eğer bir korelasyon birbirine yakın çıkarsa o zaman buradaki temel faktörün kalıtım olduğunu söyleriz. Ama buradaki korelasyon eğer uzak çıkarsa ya da fark fazla olursa o zaman da etkileyen faktörün çevre olduğunu söyleriz. Dolayısıyla burada yakın çıkmasından kaynaklı sorumuzun cevabı kalıtım olarak işaretlenebilir. Evet, çocukla baba arasında bir diyalog var. Çocuk, baba bilgisayarda ne yapacaksın diye sor. Baba, ne yapacaksın söyle bakalım. Çocuk, oyun açıp oynayacağım. Baba, hadi kolay gelsin. Çocuk, nasıl açacaksın de. Baba, nasıl açacaksın? Çocuk, baba bana yardım et diyecek. Yukarıda verilen bu durum, dil gelişim sürecinde hangi kavramla ilişkilendirilebilir? Evet, burada diyalogta da gördüğümüz gibi temel anlamıyla çocuğun bir isteği var. Yani bilgisayarı açma konusunda babasından yardım isteme isteği var. Ancak bu dönem içerisinde çocuklar olgunlaşmanın etkisini yani yeterli olgunlaşmamadan kaynaklı isteklerini, düşüncelerini, duygularını ifade edemiyorlar ve bunun için de kendilerine özgü bir diyalog kuruyorlar. İşte bu kendilerine özgü bir diyalog kurmaları durumuna ben merkezci konuşma diyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Koray annesine, anne dünyaya bir sürü bina yapılıyor, bir sürü çöp dökülüyor, bir sürü yağmur yağıyor ama dünya çökmüyor demiştir. Annesi bu soruya iyi de yavrum, zaten binada kullanılan malzemeler zaten dünyada var. Çöpler de öyle, yağmurun yağması da öyle, yeni bir ağırlık olmuyor ki demiştir. Bu duruma göre Koray'ın aşağıdakilerden hangisini kazanamadığı söylenebilir. Bakın burada aslında adayların birçoğunun özelden özele akıl yürütme demesi, tersine çevirememe demesi gibi durumlar ya da özümseme demesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Hatta ben merkez için yani bütün şıkları söyleme durumu söz konusu olabilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, bakın altını çizmişiz, kazanamadığı söylenebilir diyor. Şimdi kazanamadığı diyorsa ben merkezci düşünme kazanılacak bir durum değil. Özelden özele akıl yürütme de kazanılacak bir durum değil. Tersine çevirememe de kazanılacak bir durum değil. Özümseme zaten kazanılacak bir durum olmaz. Var olan şemaların kullanılması. O zaman soru köküne göre kazanamadığı söylenebilir dediği için sorunun cevabı
odaktan uzaklaşmadır. Çünkü özelden özel akıl yürütmede de odaktan uzaklaşma var. Tersine çevirememe de odaktan uzaklaşma var. Çocuğun bu söyledikleri de zaten yine özümseme ile ilgili. Ama sorunun cevabı temel anlamıyla soru kökünde kazanamadığı dediği için odaktan uzaklaşma olarak adlandırılır. Üçüncü sınıfa devam eden Nazlı, öğretmeninin sınavda sorduğu hayat bilgisi sorusuyla ilgili, "Öğretmenim, ben cevabı buldum. C şıkkı, ancak kavram ne demek bilmiyorum," demiştir. Öğretmenin yapmış olduğu sınavda Nazlı'nın böyle bir sorun yaşamasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle iyi açıklanabilir? Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insan kavramının tanımıdır? Burada çocuk soru cevabı vermiş, ancak kavram ne demek onu bilmiyor. Çünkü kavram dediğimiz ifadeyi açıklayabilmek için çocuğun soyut işlemler döneminde olması gerekiyor. Ancak çocuk 3. sınıfa gittiğine göre demek ki öğrenci somut işlemler döneminde. Dolayısıyla somuttaki bir kişinin soyutta kazanılacak bir durumu anlayamamasının temel nedeni olgunlaşmasının yeterli olmamasıdır. Yani Nazlı yeterli bilişsel olgunlaşmaya sahip değildir diyebiliriz. Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri Freud'un psikoseksüel kişilik kuramında bulunan dönemlerden olan fallik dönemle ilişkilidir? Şimdi fallik dönem, hatırladığınız gibi 3 ila 6 yaş arasını kapsayan bir dönem ve temel anlamıyla cinsel gelişimi ifade eden bir dönemdir. Dolayısıyla şimdi bizim burada bakacağımız süreç direkt olarak cinsel gelişim süreciyle ilgilidir. Hatırlayın, Oidipal ve Elektral kompleksler vardı bu dönemde. Şimdi öncüllere baktığımız zaman algılayabildikleri yetişkinlerin değer sistemini içselleştirirler. Evet, bu süperego ile ilgilidir ve bilindiği gibi süperego fallik dönemin sonuna doğru gerçekleşir. Cinsiyet rolleri oluşmaya başlar. Evet, Freud'a göre cinsiyet rolleri 3-6 arasında olur ve bu da yine fallik dönemle ilgilidir. Aşırı düzenlilik, aşırı dağınıklık ise toplumsal süreçleri ifade ettiği için bu dönem anal dönemdir. O yüzden bunu fallik dönem içinde alamayız. Bağımlılık durumunun oluşmasına neden olur dediğimiz zaman da tüm bağımlılıkların oral dönemde olduğunu da yine söylemekte fayda var. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 olarak adlandırılır. En yakın arkadaşına söyleyemediği kızgınlıkları başka bir arkadaşına anlatarak rahatlamaya çalışan bir kişinin kullanmış olduğu savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisine en iyi açıklanabilir? Evet, savunma mekanizmalarında özellikle bu soru yine ÖSYM'de çıkmış bir soru üzerinden esinlenerek yazılmıştır. Çünkü ÖSYM dedikodu yapmayı yine bir yer yön değiştirme üzerinden ifade etmiştir. Dolayısıyla burada arkadaşa söylenmek istenilen kızgınlıkları başka bir arkadaşına anlatarak rahatlamaya çalışmak bir dedikodu sürecini ifade eder. Dolayısıyla sorunun cevabı yer yön değiştirme olur. Adayların birçoğunun buna özdeşim kurması diyebilir. Özdeşim kurma, kişinin bir alandaki yetersizliğini başka bir kişinin değer ve inanç sistemini kullanmasıdır. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Ne bahtsız biriymişim. Boşa geçti yaşadığım her yıl. Sezen Aksu'nun şarkısı dilimden düşmez oldu. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Yukarıdaki kişinin Erikson'un psikososyal kişilik kuramına göre hangi olumsuz duygu yaşadığı söylenebilir. Şimdi Erikson'un özellikle benlik bütününe karşı umutsuzluk evresi burada kendisini gösteriyor bize. Çünkü ne vardı? Benlik bütününde Erikson'un daha önceki 7 dönemini sağlıklı olarak atlatmış, krizi atlatmış kişiler benlik bütünlüğünü ya da ego bütünlüğünü oluşturuyordu. Ancak bu 7 dönemden herhangi birinde veya birilerinde problem yaşayan kişiler umutsuzluk yaşıyordu. Burada da gördüğümüz gibi kişinin geçmiş yıllarını değerlendirmesi sonucu "kaybolan yıllarımı bana verseler" ifadesi aslında kişinin daha önceki dönemlerde yapamadığı eksik olan şeylerin var olduğu durumunu bize ortaya koyuyor. Bu da direkt olarak umutsuzluk duygusunu yaşamasına neden oluyor diyebiliriz. Gelecekte alınacak eğitimi, kariyeri, evliliği, seçilecek olan mesleği belirlemek ve bu konuda uzun süren bocalamalar sonunda doğru bir karar verme, aşağıdakilerden hangisinin kazanılma süreciyle ilgili olduğu söylenebilir? Evet, yine bir Erikson sorusu. Baktığımız zaman gelecekte alınacak eğitimi, kariyeri, evliliği, seçilecek olan mesleği belirlemek ve bu konuda uzun süren bocalamalar sonunda dediğine göre demek ki burada bir kimlik arayışı durumu söz konusu. Buradaki kimlik arayışı bundan sonraki süreçleri, yani alınacak eğitim, kariyer,
evlilik gibi süreçleri de belirleyeceği için sorumuzun cevabı kimlik kazanlı olarak karşımıza çıkıyor. Erkek dediğin eşini hem sevecek hem de dövecek. Biz böyle gördük, böyle öğrendik. Yeri geldiği zaman duygusal olacaksın, yeri geldiğinde ise sert, kızgın, şiddetli. Bu durumda kendini tarif eden kişinin toplumsal cinsiyet rolü aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şimdi bu soru genel anlamıyla Sandra Bem'in toplumsal cinsiyet rollerinin yanlış algılanmasından kaynaklı belki belirsiz tip, pardon düzeltiyorum, androjen tip denmiş olabilir. Yani androjen tipte evet, kadına ait özellikler ve erkeğe ait özelliklerin bir arada kullanılması durumudur. Ancak biz bu androjen tipi Marsyan'ın kimlik sıfırlarıyla ilişkilendirdiğimizde bu başarılı kimliğe gelir. Başarılı kimliğe sahip olan bir kişi karşısındaki kişiye şiddet uygulamaz. Dolayısıyla bu sorunun cevabının androjen olması söz konusu değil. Yani biz bu kişinin yapısını Marsyan'ın kimlik statüsüyle ilişkilendirirsek dağınık kimliğe denk gelir. Dağınık kimliğe sahip olan bir kişinin yaşamış olduğu tip de belirsiz tiptir. Yani sorunun cevabı androjen tip olmaz, sorunun cevabı belirsiz tip olur. Çünkü hem seveceksin hem döveceksin dediğinde kişinin zaten dağınık bir kimlikte olduğunu görürüz. Böylelikle hem kadına hem de erkeğe ait roller üstlendiğini değil. Başarılı bir kişi kadının yaptığı işleri de yapabilir, erkeğin yaptığı işleri de yapabilir. Nazik de olabilir ama kendisine bir şiddet, bir olumsuz durum olduğunda sinirlenebilir de. Ama bu başarılı kimliğin özelliğidir. Ama hem seveceksin hem döveceksin dediğinde kişi burada dağınık kimliğe sahiptir. Bu da belirsiz bir tip olmasına neden olur. Bir tartışmada konuşmacılardan biri, kanunlar insan hak ve hürriyetlerini korumak için vardır. Eğer bir kanunun insanın özgürlüklerini sınırlandırır hale gelmişse artık onun kanun olma özelliği kalmaz. Kanun olma özelliği yoksa suç da yok, ceza da yok demektir. Yukarıda verilen şekilde düşünen birinin içinde bulunmuş olduğu ahlaki gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir? Evet, sorumuz Kohlberg'in ahlak gelişim kuramına göredir. Göründüğü gibi burada kişi zaten ne gelenek öncesi ne de geleneksel düzeyde, gelenek sonrası düzeydedir. Belki adaylar bunu sosyal sözleşme dönemiyle evrensel ahlak ilkeleri arasında çok düşünerek karar vermişlerdir. Ancak soruya baktığımızda eğer bir kanun kişilerin özgürlüğünü elinden alıyorsa, çünkü kanunlar kişilerin özgürlüklerini teminat altına almak için vardır. Ama o kanun kişinin özgürlüklerini kısıtlıyorsa artık onun kanun olma özelliğinin kalmadığını düşünmek ve buna göre hareket etmek evrensel ahlak ilkeleriyle ilişkilidir.